2006'dan sonra ilk defa Formula 1 yarışı gerçekleştiren Imola'da yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas startta yerini korumasının ardından pit stoplara kadar liderliğini korudu. Hamilton yarışı ikinci sıradan başlamasıyla birlikte ilk turda Red Bull sürücüsü Max Verstappen'e geçildi ve pit stoplara kadar sıralama Bottas, Verstappen, Hamilton şeklinde oldu. Ön grupta pite gelen ilk isim Verstappen olurken Bottas da bir tur sonra onu takip etti ve bu ikili pozisyon değiştirmeden yarışa döndüler. Hamilton ise rakiplerinin aksine pistte kalmaya devam etti ve hızlı turlarla Verstappen'le Bottas'a karşı avantaj yakaladı. Yarışın 30. turunda Renault sürücüsü Esteban Ocon mekanik bir sorunla aracını kenara çekti. Bir süre durumu değerlendiren yarış yönetimi aracın güvenli bir şekilde pist dışına alınması için sanal güvenlik aracını devreye soktu. Hamilton bu dönemde pit stop yaparak büyük bir avantaj yakaladı ve takım arkadaşının yaklaşık 5 saniye önünde lider olarak yarışa geri dönmeyi başardı. Mücadelenin kalan bölümünde güvenlik aracına rağmen ön bölümde değişiklik olmadı ve Hamilton damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. İngiliz sürücü böylece bu sezon 9. kariyerindeki ise 93. F1 zaferini elde etti. İlk turda Hamilton'ı geçerek bir sıra yükselen ancak Hamilton'ın pit stopta öne geçmesiyle tekrar 3. sıraya gerileyen Verstappen 42. turun sonunda pist dışına çıkarak zaman kaybeden Bottas'ın hava koridoruna girdi ve DRS'nin yardımıyla 43. turda geçerek tekrar 2. sıraya yükseldi. Verstappen yarışı bu şekilde tamamlayacak gibi görünüyordu ancak 50. turda lastik patlatarak kaza yaptı ve yarışı erken veda etti. Hollandalı sürücünün yarış dışı kalmasıyla arka taraflarda pozisyonlar karışırken Bottas 2. olmayı başardı. Son bölümde yaşanan olayların ardından büyük avantaj yakalayan Renault sürücüsü Daniel Ricciardo 3. olarak podyum tamamlayan isim oldu ve bu sene 2. kez podyuma çıktı. Ricciardo normal şartlarda yarışı 5. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak Verstappen'in kazasıyla güvenlik aracından sonra 3. sıraya yükseldi. Sezonun Imola'da gerçekleştirilen 13. yarışında Mercedes takımı sezonun bitmesine 4 yarış kala takımlar şampiyonluğunu ilan etti. Mercedes böylece ard arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazandı. Güvenlik aracının ardından uçuşa geçen Alfa Tauri pilotu Dalin Kiat yeniden başlayan yarışta 7. olsa da pist üstüne yaptığı geçişlerle takımının kendi evinde 4. olmayı başardı. Kiat podyum için Ricciardo'yu zorlasa da geçmeyi başaramadı. Bu sene 3. kez kendi evinde yarışan Ferrari'de Charles Leclerc orta grup mücadelesinin içerisindeydi ve 5. sırada yarışı tamamladı. Yarışın en büyük hayal kırıklıklarından birisini Racing Point pilotu Sergio Perez yaşadı. Yarışı orta lastiklerle 11. sıradan başlayan Perez, 4. sıradan itibaren kendisine kadar olan yumuşak lastikli sürücülerden geç pit stop yaparak öne çıkmayı başardı. Pit stopun ardından 4. sırada yer alan Perez, güvenlik aracı periyodunda pist üstü pozisyonunu bırakarak pite geldi ve yumuşak lastikleri taktı. Ancak bunun sonunda istediğini alamadı. Meksikalı sürücü yarışı 6. sırada tamamlayabildi. Yarışa 9. ve 10. sıralardan başlayan McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 7 ve 8. sıralarda yarışı tamamlarken son puanları kendi evinde yarışan Alfa Romeo'nun pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi kazandı. Williams'ın çaylak pilotu Nicolas Latifi 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Ferrari'den Sebastian Vettel ve Racing Point'ten Lance Stroll takip ettiler. Vettel 14. sıradan başlamasının ardından uzun bir ilk bölümle 4. sıraya kadar yükseldi. Vettel pite girmeden önce arkasındaki Raikkonen'in yaklaşık 5 saniye önündeydi ancak pit stopta 10 saniyeden fazla zaman kaybedince gerilemekten kurtulamadı. Böylece yarışı 13. sırada bitirdi. Haas'tan Romain Grosjean 5 saniyelik cezadan sonra 14. sırada yarışı tamamladı. Mücadeleyi son sırada tamamlayan isimse Red Bull'dan Alexander Albon oldu. Red Bull'daki geleceği şüphe altında olan Albon güvenlik aracından sonra Kiat'a geçilmesinin ardından spin atarak gerilemekten kurtulamadı. Verstappen sorun yaşamadan önce 10. sırada yer alan Williams pilotu George Russell güvenlik aracı arkasına bir anda aracının arkasını kaybederek kaza yaptı ve bir kez daha puan kazanamamış oldu. Russell ve Verstappen dışında yarışı tamamlayamayan diğer isimler Haas'tan Kevin Magnussen, Renault'dan Esteban Ocon ve Alfa Tauri'den Pierre Gasly oldu. Yarışa 4. sıradan başlayan Gasly aracında yaşadığı sorun sebebiyle pite gelerek yarışı bırakmak zorunda kaldı. Sezonun bir sonraki yarışı 15 Kasım'da ülkemize gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si olacak.